Arkadaşlar merhabalar, yepyeni bir video ile daha sizlerleyim. Dün borsa ile ilgili, daha ziyade finansal piyasalarla ilgili bir video yaptım. Bugün de dedim ki kişisel gelişimden devam edelim. Bunu yapmamdaki en büyük sebep de aslında dün okuduğum bir cümle oldu. Diyor ki, konforlu bir hayat yaşamak istiyorsanız konforsuz yaşamaya alışmalısınız. Çok ironik bir söz ve bu beni çok düşündürdü aslında. Dedim ki bu ne demek istiyor? Ve düşündükçe olay daha da bir karmaşıklaştı ve sonrasında çok netleşti. Çünkü noktaları kafamda birleştirmeye başladım. Ve yıllar önce okuduğum bir cümle aklıma geldi. Diyor ki o cümlede arkadaşlar, kendinizi geliştirmek istiyorsanız konfor alanınızın dışına çıkmak zorundasınız. Ve kendi konfor alanınızın dışına çıktığınız her tecrübe, yaşanılan her an sizi büyüten, sizi hayallerinize ulaştıran bir andır. Bu ne demek şimdi? Öncelikle konfor alanı nedir arkadaşlar? Bundan bir bahsedelim değil mi? Konfor alanı dediğiniz sizin sabah alarmı 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika neyse erteleyip uyumak yataktaki konfor alanınızdır. İşten eve geldiğinizde televizyonun karşısına uzanıp işte sosyal medyada surf yapmak, ne bileyim ben internette veya televizyonda sabah akşama kadar, yatana kadar gereksiz programları izlemektir. Bunlar konfor alanıdır. Veya ne bileyim, bir barda, bir kafede bir kız beğendiniz fakat konuşamıyorsunuz. Niye? Konfor alanınızın dışına çıkacaksınız çünkü. Değil mi? Konfor alanınızın dışına çıktığında ilk anda yaşanılan sıkıntılar, konforsuzluklar uzun dönemde size fayda olarak dönecektir. Buna karşın konfor alanınızın içinde kalmak o zaman için, kısa dönem için zevk, keyif ve huzur verse de uzun dönem için sıkıntılar doğuracaktır. Neden? Şimdi ben daha önce defalarca kez söyledim bunu arkadaşlar. Her sabah istisnasız en geç 6.30'da ben uyanıyorum. Türkiye'de olduğum dönemde ki biliyorsunuz şu an işlerimden dolayı sık sık gidip geliyorum. Daha ziyade Türkiye'deyim ama hala İngiltere'ye gelip gitmem gerekiyor. Her sabah Türkiye'de salonu ben açarım. Fix. Her sabah. Yani uyuyamakaldım 7.30'da salondayım. Her sabah istisnasız. Şimdi ben gidip de yataktan göbek atarak kalkmıyorum yani. Ben de aynı şekilde hiçbir zaman keyifle uyanmadım sabahın 5.30'unda. Sabahın 6'sında. Hele kışın gün bile ağrımıyor. Zifir karanlık, yataktan böyle el yordamıyla kalkıyoruz yani. Keyif aldığımız bir şey değil. Ya da benim keyif aldığım bir şey değil. Ama ben biliyorum ki bunu yapmak benim rakiplerim uyurken onların bir adım önüne geçiriyor beni. Ve daha da önemlisi kendi hedeflerime gün be gün bir adım daha yaklaşıyorum. Bir başka örnek. İşten geldiniz, yorgunsunuz. Herhangi Türkiye'de zaten yarışma programından bol bir şey yok. Herhangi bir yarışma programını izlemek size ne katacak? O an için rahatlık değil mi? Keyif. Niye? Düşünmek kafa yorar. Kitap okumak kafa yorar. Değil mi? Düşünmek beyindeki fosforu azaltıyor o an için. Bu bir gerçek ve şunu da unutmayın, beyin en çok enerji harcayan uzuvdur, organdır. Şimdi böyle bir durumda özellikle bir de bilimsel bir kitap okuyorsunuz, tabii ki daha çok yorulacaksınız. Değil mi? İşten gelmişsin, yorgunsun, ya kim uğraşacak bununla? Değil mi? Yani aklımızda şey hiç bitmiyor, yarınlar hiç bitmiyor. Ya aman kim uğraşacak, yarın yaparım. Öyle değil. Yarın da emin ol bir başka zaman bulacaksınız. Bir başka bahane bulacaksınız. Bir şey yapmak istiyorsanız en uygun zaman şimdidir. Şimdi. Kafede oturuyorsun, barda oturuyorsun, bir kız var çok güzel, hoşuna gitti. Saygı çerçevesinde gidip de şimdi millet de yanlış anlayıp hayvanca saldırmasın başkalarına. Onları da görüyoruz. Veya ne bileyim arkadaş ortamında biri. Değil mi? Ya sohbet etmek istiyorsunuz ama işte ya o olur mu? Aklınıza 50 tane şey gelecek. Reddederse benim arkadaşlarım ne der? Bir. Sosyal baskı, çevrede sen kalktığından herkes sana bakacak. İki, değil mi? Reddedilse ona rezil oluruz, buna rezil oluruz. Hiçbir şey. Yani bunlar, ha nedir? Bunların hepsi sizi konfor alanınızda tutacak gereksiz bahanelerdir aslında. Belki de o kişi sizin hayatınızın aşkı olacak. Değil mi? Ama gün sonunda o sosyal baskıya direnip gidip merhaba diyebilmek apayrı bir, sizi aslında... Hani apayrı bir tecrübe, sizi konfor noktanızın dışına çıkartıp reddedilseniz bile ileride referans noktası olarak hatırlayacağınız bir dönem olacak. Çünkü 100 kişinin 99'u bunu yapamaz. Yapamaz. Bana güvenin, yapamaz. Şimdi böyle olunca arkadaşlar işin mental kısmına baktığımızda veya fiziksel kısmına baktığımızda mesela spora gideceğiz değil mi?
Ne yapıyoruz? İşte ne bileyim ben kilo vermek istiyoruz. Koşu bandına çıkacağız değil mi? Ne oldu? Mesela bir kilometre koştuk. Yorulduk. Nefes nefeseyiz bilmem ne artık. Vücudumuz kortizol salgılıyor. Artık hani yoruldum bittim artık durayım falan. David Goggins diyor ki, David Goggins eski Amerikan deniz piyadesi ve şu anda işte kendisi hani motivasyonel konuşmalar yapıyor diyelim. Bunu, ve motivasyonel konuşmalar dediğimizde MIT'de falan yapıyor yani öyle hayveye bir şey değil ki ben askerleri çok önemserim. Onların yaptığı işler de hakikaten akıl almaz. Çok benim tanıdıklarım çok mütevazi insanlar ama onların yapabildiği işler inanılmazdır. Onların aldıkları eğitimi bir bilseniz inanıl yani şurada söylesek 10 kişinin 9'unun uykuları kaçar yani. İnanılmaz. Ama David Goggins diyor ki ne zaman ki ben yoruldum bittim dediğiniz an o aslında vücudunuzun savunma mekanizmasıdır. Aslında sadece %40'tasınızdır diyor. %40'tasınızdır. Benzer bir şey. Osman Pamukoğlu 1993-95 Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı. Ve zannedersem 2 yıllık görevi süresince yanlış biliyorsam lütfen beni düzeltin. 13 sınır ötesi hareket yapan komutan. Onun olduğu dönemde dağda 12 bin adet terörist olduğu düşünülürken onun 2 senelik çalışmasının sonucu o bölgeye ağırlığını koymasının sonucu 2 sene sonunda bu rakam 4 binlere kadar düşmüştür. Diyor ki nasıl başardınız diyor. Hani orada eğitimlerden bahsediliyor. Diyor ki hani askerleri nasıl hazırlıyorsunuz bu kadar yürümeye? Bir intikal oluyor 17-18 saat yürüyorsun üstüne çatışma çıkıyor. Saatlerce çatışıyorsun. Oradan çıkıyorsun işte güvenli bölge geçiyorsun bilmem ne falan. Nasıl? Diyor ki fiziksel gücünü bilen insan yok ki diyor. Test eden yok diyor. Nedir diyor? Biz işte eğitimlerimizi yapıyoruz diyor. Ha yürüyecek ne zamana kadar? Bayılana kadar diyor. Bayılan olursa alırım diyor. Ha, bayılan da yok diyor. Hepsi tamamen sizin psikolojinizin size oynadığı oyunlardır diyor. Değil mi? Şimdi bu işin fiziksel yönünü böyle algılamanız lazım. Yani bunun aslında insanoğlunun bedeninin neler yapabileceğinin farkına varmamız lazım. Burada bahsettiğim örneklerden dolayı. Örneklere de bakarak bunu daha iyi anlayabiliriz. Mental yanına baktığımızda şimdi dediğim gibi hiç kimse sabahın köründe gülü oynaya kalkmıyor. Yaşasın saat 5 zifiri karanlıkta uyanıyorum diye hiç kalkmadım ben mesela. Ama ne oluyor? Ben biliyorum ki beni hayallerime bir adım daha yaklaştırıyor bu sabah 5'te kalkmak. Ben biliyorum ki rakiplerim uyurken ben bir adım öne geçiyorum. Ben biliyorum ki rakiplerim uyanıp daha kahve yaparken ben duşumu almış, sporumu yapmış, duşumu almış, yeni güne hazır halde oluyor. Ve bu sayede de bunu disiplinli bir şekilde devam ettirdiğimizde ne oluyor? Belli bir zaman sonra fark o kadar açılıyor ki ondan sonra diğer rakibiniz olan kişiler ne isterse yapsın sizi zaten yakalayamaz ki. Mümkün değil. Sizin 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık disiplinle özverili çalışmanızı 3 aylık hangi tecrübe, hangi çalışma yakalayabilir? Mümkün değil. Mümkün değil. Bunun yanı sıra arkadaşlar sabahları uyandığınızda ve herhangi bir şey yapacağınızda şunu unutmayın. Bahane bulmak yerine şunu getirin aklınıza. Bu yaptığım hareket tamam. Konforlu değil. Keyif almıyorum ki unutmayın hiçbirimiz keyif almıyoruz. Sabahın 5'inde kalkmaktan, 6'sında kalkmaktan, akşam eve geldiğimde yorgunken açıp bir yarım saat kitap okumaktan hiçbirimiz keyif almıyoruz. Değil mi? Ama şunu hiçbir zaman unutmayın ve bunu sık sık kendinize hatırlatın. Bu yaptığınız aktivite sizi rakiplerinizin bir adım önüne geçiren aktivitedir. Ve bu bir adımla çok gitmenize gerek yok. Her gün bir adım öne geçseniz bir ay sonunda 30 adım, bir yıl sonunda 365 adım önde olursunuz ki bunu uzun döneme vurduğunuzda belli bir süreden sonra o fark zaten kapanamaz boyutlara gelir. Ondan sonra da şeyi bilir misiniz? İşte Ali ile Veli, lan aynı dönem mezun bunlar. Ali uçtu gitti, Veli olduğu yerde sayıyor. Neden acaba? Neden acaba? Değil mi? Ve arkadaşlar şunu da unutmayın. Her zaman için, nasıl diyeyim bunu? Disiplin arkadaşlar. Yapmanız gerekeni canınız istemediğinde yapabilme sanatıdır. Disiplinin bundan daha iyi bir tabiri bence yok. Varsa aşağıya yazın. Neden? İşler iyiyken, enerjikken herkes bir şeyler yapıyor ki. O zaman siz kendinizi nasıl ayrıştıracaksınız, farklılaştıracaksınız? Disiplin, tekrar söylüyorum. İşler yapmanız gerekenleri canınız istemediği anda yapabilme sanatıdır arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın, bu cümleyi unutmayın.
Ve gün sonunda konfor noktanızdan çıkarsanız, bakın burası konfor noktası. Benim oturduğum sandalye konfor noktası. Ben buradan çıktığım anda kısa dönem zorluk, uzun dönem mutluluk ve başarı beni bekliyor. Unutmayın, konforlu bir hayat istiyorsanız konforsuz yaşamaya alışacaksınız. Başka çaresi yok. Yattığı yerden başarı getiren, başarı sağlayan yok arkadaşlar. Çok çalışacağız. Çok çalışmak zorundayız. Lamıcımı yok. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Çok çalışan ve tembel arasında iki farklı gözlemim var. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım. Bir sonraki konumuz olsun o da. Konfor noktalarımızı hep zorlayalım. Ha şunu da unutmayın. Şimdi benim konfor noktam bura. Ben biraz kendimi geliştirdim. Bir adım ileri gittim değil mi? Konfor noktam bir adım ilerisi oldu. Bu sonra geri dönmüyor. Burada kalıyor. Ondan sonra bir adım daha, bir adım daha. Bu konfor noktaları limitleriniz ilerliyor. Geri gelmiyor bunlar. Ve şunu unutmayın. Kendisini geliştirip 3-5 adım ileri giden adam hiçbir zaman geri bu noktaya gelmez. Gelmez. O yüzdendir ki aynı okullardan mezun olup işte kendini geliştiren, X, Y, Z bir şeyler yapıp kendini geliştiren adam diğerleriyle pek muhatap olmaz belli bir süreden sonra. Niye? O seviyeye inmez çünkü. Onların onun seviyesine çıkmasını bekler. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Videomuzu şu şekilde bitirelim. İki cümleyle. 1. Hayatta başarı istiyorsanız konfor noktanızın dışına çıkmak zorundasınız. Konfor size kısa dönemde rahat, huzur, konfor verirken uzun dönemde pişmanlıklar ve başarısızlıklar verecektir. Şunu da aklıma gelmişken şunu da belirteyim. İşte bir biliyorsunuz anket yapıyorlar işte artık ölüm döşeğindeki insanlara soruyorlar. Hayatta işte ne yapmak isterdin? Ya onu keşke şunu yapsaydım, bunu yapsaydım, keşke üniversiteye gitseydim, keşke şunu okusaydım, şu kızla evlenseydim, keşkeler bitmiyor. Ama bir kişinin bile keşke yatıp biraz daha televizyon izleseydim dediğini duymazsınız. Bir kişinin bile keşke bir yarım saat daha her sabah uyusaydım dediğini duymazsınız. Demek ki neymiş? Aklın yolu birdir değil mi? Ona göre davranmamız ve ona göre kendimizi, tavır davranışlarımızı belirlemekte fayda var. Ha bu arada başarı da kolay gelmeyecek ha. Ben bunu bir ay yaptım. Hani nerede başarı? Öyle bir dünya yok. Bazen öyle bir şey oluyor ki bunu suyun kaynama noktası gibi düşünün. 98 derecede suyun üstünde hiçbir şey yoktur. Altta ufak ufak kabarcıklar belirir. 100 derecede ise fokurdar. Belki de siz o yaptıklarınızda bir ay, iki ay, üç ay sonunda her gün birkaç adım ileri giderek belki de su aslında 98 dereceye geldi. Az bir şey daha gitmeniz gerekiyor. Bunun ne zaman nereden geleceği belli olmaz ve bazen yaptıklarınızın sonucunu siz bir anda göremezsiniz. O birikir birikir sonuç bir anda zıplama şeklinde gelir. Bu şuna benziyor. Spora gideceksiniz. Siz vücudunuzu her gün görüyorsunuz değil mi? Bir ay gittin, iki ay gittin. Ya bende hiçbir değişiklik yok. Bu ne biz boşa mı gidiyoruz diyeceksin. İki aydır seni görmeyen arkadaşın ya sen kilo mu? Ya kollar şişmiş falan hayırdır filan der. Hep böyledir. Dolayısıyla bir ay, iki ay bir şeyleri denedim, umutsuzluğa kapıldım diye düşünmeyin. Hiçbir zaman için sonuca değil, sürece odaklanın. Süreçten keyif almaya bakın. O zorlukların size getireceği pozitifliği düşünerek motive olun. Ve daha da önemlisi, rakipleriniz uyurken siz o yaptığınız, attığınız adımlarla aradaki farkı açtığınızı unutmayın. Ve son olarak tekrar söylüyorum. Disiplin arkadaşlar, yapmanız gerekenleri canınız istemediği anda yapabilme sanatıdır. Bu cümleyle bu videoyu sonlandırıyorum. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videoda iki kişiden bahsedeceğim size. Biri benim arkadaşımın babası. Biri de birçoğunuzun bildiği çok başarılı bir iş insanı. İkisi arasındaki benzerliklerden ve davranışların hayatımızı nasıl etkilediğinden bahsedeceğim. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum arkadaşlar. İyi haftalar olsun.